Magazin dünyası bu hafta içi bu olayı konuştu. Cengiz Kurtoğlu bir arkadaşının doğum günde tartıştığı iş adamı Mustafa Can'ı bıçakla yüzünden yaraladı. Şok etkisi yaratan olayın detayları şimdi ekranlarınıza geliyor. Olay, olay, olay. Bir saladı beni vurmak için, tutturamadı. Cengiz Kurtoğlu bir iş insanına bıçakla mı saldırdı? Servis bıçağı almış. Şu aradan dışarıya çıktım, bir baktım arabaya, bir baktım. Buradan kan, falan. Geldim. Cengiz Kurtoğlu'nu sinirlendiren olay neydi? Bilinmeyen ayrıntılarda neler yaşandı? Ya bunu sokaktaki serseri yapmaz. Duyanlara. Şov Haber'den Serhat Alaaddinoğlu'nun özel haberi magazin gündemini sarsacak cinsten. İddiaya göre Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Cengiz Kurtoğlu bir arkadaşının doğum gününe katılmıştı. Gece güzel başladı. Yenildi, içildi. Bir Cengiz Kurtoğlu şarkı söyledi, bir türkücü Yağız. Gelmedi miydin mi merdome? Güzel başlayan gece tatsız bitti. Cengiz Kurtoğlu'nun kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Mustafa Can, yaşananları ikinci sayfa programının canlı yayınında anlattı. Masadan alıyor o bıçağı, servis bıçağı. Bir saladı beni vurmak için, tutturamadı. Baktım orada bir saladı. Tabii o salar gözümün önünde böyle bir şey parladı yani böyle. Tabii orada bir darbe aldım böyle. Derken refleksle geriye kendimi çektim. Bir daha böyle şey yaptı, bu sefer buradan şey yaptı, tutturdu yani ama tabii refleksle kurtuldum. Yani verilmiş sadakam varmış, Allah korudu. Yani bunu daha derin bir yara açabilirdi, ne bileyim, gırtlağıma vurabilirdi, şah damarımı kese, gözümü çıkarabilirdi. Yani çünkü tamamen böyle düşmanca, yani katilce bir saldırıda bu. Bu arada tabii... O vurunca kan akmaya başladı, ben de farkına değilim. Olay anına ilişkin güvenlik kamerasının görüntülerine de Şov Haber ulaştı. Görüntülerde Cengiz Kurtoğlu'nun sinirle masadan kalktığı ve iş insanı Mustafa Can'a doğru yöneldiği ve araya arkadaşlarının girdiği görülüyor. Hayretler içerisinde bakıyorum, ne oldu? Ben de soruyorum ya, ne oldu bu adama falan? Ardından Cengiz Kurtoğlu'nun masadan bir şeyler aldığı görülüyor. İddiaya göre ünlü şarkıcının masadan aldığı şey servis bıçağı. Ama o ana kadar ben kanı da görmüyorum ya, ama sadece sıcak bir şey hissediyorum. Sonradan dışarıya çıktım, bir baktım arabaya, geldim, bir baktım, buradan kan, Siz şurada oturuyorsunuz. Şurada oturuyorum, bak beni kalktım ben. Siz kalktınız, beyaz, evet saçlı. Görüyorum, şurada evet, siz varsınız. Evet. Yaşananların ardından Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi. Kurtoğlu ifadesinde, uyarmama rağmen sanatçılara küfretti. Bıçakla değil, tırnağımla yaralandı iddiasında bulundu. Bakınız, bu hiç tırnak izine benziyor mu? Bu olsa olsa hani diyelim çok keskin bir bayan tırnağı olabilir. 10 santim böyle, buradan ta kulağından buraya kadar. Bir de şurada derin bir şey görüyorsunuz. Genç oyuncu Afra Saraçoğlu yıllar önce İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın kızı rolüyle ilk kez beyaz perdeye çıkmıştı. İkili bu kez de tiyatro sahnesinde buluştu. Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu'nun Bir Barda Bir Gece oyununda yıldızlar geçidi yaşandı. Sana nereden rastlanıyorum? Hiç benim dişimde bir şey yoktu değil mi? Hayır yok. Yok falan olur ya. Yok. Sinema filminde Nurgül Yeşilçay ile anne kızı canlandıran Afra Saraçoğlu, Yeşilçay ile yıllar sonra Bir Barda Bir Gece adlı kadın ölümlerini anlatan tiyatro oyununda aynı sahneyi paylaşıyor. Kız liseli bir kız. Bu kadın bütün o ölümleri falan görmüş, yaşamış bir kadın. Ben ilk sektöre girdim Nurgül ile beraber. Nurgül ile beraber gözümü açtım yani, onunla beraber çalıştım. Sonra 6 sene oldu değil mi? Evet. 6 sene sonra hem de bir tiyatro sahnesinde buluşmak benim için çok... Çok keyifli bir deneyim yani. Nurgül Yeşilçay 45, Afra Saraçoğlu 23 yaşında. Ben dizilerde tabii ki
jenerasyonla çalışıyorum zaten. Afra'nın ilk tiyatro oyunu olacak bu. Biraz korkuyor. Olmaz mı yani? Tabii ki ilk bir korku oluşuyor ama ben de zaten sektöre girdiğimden beri bir tiyatro sahnesinde oyun oynamak çok istiyordum. Yıllardır sahnelerde olan Nurgül Yeşilçay da korkuyormuş. Bir gün, aynen. Ertesi gün ben görüyorum. Ya, görüyorum. Ertesi günü gelip anlatıyoruz kabuslarımızı. Ben de öyle sanıyordum. Ya diyorum. Hem bu kadar istekle hem şey falan. Böyle sabah 6'da falan kalkıyorum. Ezber yapmam lazım. Ezber yapmam lazım. Sen camlardan mı dikizliyorsun? Anne konuyu dağıtma. Bu arada Nurgül Yeşilçay harika kilimler tasarlıyor. Kilimler tasarlayarak rahatlıyormuş. Kilim şeyi deseni çalıştım. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim yaptığımı. Biz de çok beğendik. Provalarda yaptığımız bu keyifli sohbetin ardından gala akşamına uzanıyoruz hemen. Bu gece barda, gönlüm homarda. Kili tiyatro sahnesinden ünlü dostları yalnız bırakmamış. Afra Saraçoğlu'nun yakışıklı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla adaşı başarılı oyuncu Mert Fırat'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Vallahi heyecanlıyız. Yani ikimiz de heyecanlıyız. İkimiz de aynı şey için heyecanlıyız. Arkadaşlarımız bugün sahneye çıkıyor. Nurgül benim rol arkadaşım. Afra'yı da yeni tanıdım. Ve gerçekten ikisi de çok istekli, çok hırslı ama hırsları iyi anlamda. Ve metnin de gerekliliklerini, sahnenin gerekliliklerini çok özümsemiş, içselleştirmiş. Rollerine ve oyuna çok tutkunlar. Bana bir şey sordun mu oyunla ilgili otomatik konuşmaya başlıyorum. Çünkü gerçekten heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın Mert? Ben de çok heyecanlıyım. Herkes çok emek verdi gerçekten. Hepsi de gözlerimizin önünde döndü. Yani ben bu emeklerinin karşılıklarını alacağını düşünüyorum. Seyirciden de pozitif bir dönüş olacağını düşünüyorum. Mert Fırat, bu oyunun yapımcılığını üstlenen kişi aynı zamanda. Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu'nun benzerlikleri etkili oldu mu seçimlerde? Kast en mi seçildi? Oradan gerçekten biliyoruz. Kastı hiç bu kadar iyi kullanan başka birini görmemiştim. Kasten seçildi. Şey çünkü hikayenin içinde de öyle bir katlanan yeri var. Hikayede böyle hani onların birbirine benzemesinin uzun vadeli bir paralelliği oluyor hikayenin sonuna doğru. Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı. Nurgül'ü ben çok tiyatro sahnesinde görmek istiyordum uzun zamandır. Çünkü çok karizmatik bir kadın. Yeni bir proje için sakallarını hayli uzatmış Cansel Bey. Siz beğendiniz mi bu yeni imajını Zeynep Hanım? Yani ben onu her şekilde seviyorum. İşimiz bu. Ben de bir gün hani hemen işte saçımı işte sıfıra vurduruyorum diyebilirim yani hani işim gereği. Birbirimizi sevdiğimiz sürece onlar küçük ayrıntılar. Güzelliğiyle son zamanlarda yıldızı bir hayli parlayan Hafsa Nur Sancak Tutan da oyuncu arkadaşlarını yalnız bırakmamış bu gece. Ben çok heyecanlıyım çünkü Afra ile Nurgül'ün bir röportajını okudum yakın zamanda. O yüzden heyecanla bekliyorum ve şu an çok heyecanlılar tahmin edebiliyorum. O yüzden sabırsızım. Siz de tiyatro sahnesinde rol almak ister misiniz? Yani öyle bir teklifle gelirseler eğer çok isterim. Daha önce yaptım çünkü tiyatro. Yanım çok kalabalık.